Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere daha önce hiç görmediğiniz inanılmaz işler başarabilen bazı süper makinelerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. SLG 900. Hepinizin bildiği üzere Çin hükümeti her konuda oldukça hızlı. Çin merkezli bir şirketin üretimi olan SLG 900 sayesinde ileride hiç yarım kalmış proje kalmayacak ve ulusal gelişmelerin önü kesilmeyecekmiş gibi görünüyor. SLG 900 devasa görünümünün aksine yaklaşık 580 ton bir ağırlığa sahip. SLG 900'ün toplam uzunluğu 91.44 metre, genişliği ise 7.31 metre olarak ölçülüyor. Bu devasa büyüklükteki makine temelde aslında köprü inşalarını daha hızlı bir süreç içerisinde gerçekleştirebilmek için tasarlanmış. SLG 900 isimli bu makinenin çalışma mekanizması ise oldukça basit. İlk olarak bu makine boyun destek platformlarıyla hidrolik kolları açılarak kolaylıkla kullanım sahasına göre ayarlanabiliyor. Daha sonra aynı platform üzerine kızaklı bir destek eklemesi yapılıyor. Bu sayede SLG 900 uzun kirişler arasında kolaylıkla hareket edebiliyor. Bu şekilde köprünün geçit kısmı aşağı doğru rahat bir şekilde yerleştirilebiliyor. Projenin bitimine kadarsa bu süreç kendini sürekli olarak tekrar ediyor. SLG 900'ün tasarım bünyesinde tam 64 adet tekerlek bulunuyor. Yani aracın 4 ana bölümden meydana geldiğini düşünürsek her bir bölüm başına tam 16 adet tekerlek düşüyor. Bunlara ek olarak her bir bölüm 90 derecelik açılarla dönüş yapabiliyor. Tigercat 1075B. Tigercat 1075B zorlu yollar için tasarlanmış ve üretilmiş oldukça güçlü sayılabilecek bir makine. Makine o kadar güçlü ki 15 ila 20 ton arasında değişen odun yükünü kolayca bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Caterpillar paletleri sayesinde makine önünde ne çeşit engel olursa olsun dilediği yere gidebiliyor. Tigercat 1075B'nin yüksek dayanıklılığıyla bilinen güçlü bıçaklara sahip iki de kolu bulunuyor. Bu bıçaklı kollar makinenin hemen arka kısmında yer alıyor. Tigercat 1075B genellikle toprağın tekrardan ekime hazırlanabilmesi için tercih edilir. Bu gibi makinelerle toprağın verimini kaybetmiş üst yüzeyi ve alt yüzeyi birbiriyle karıştırılır. Bu sayede toprak üzerindeki çalı çırpıdan arınmış olur ve toprak hem nefes hem de ışık almaya başlar. Fazlalıklardan arınan toprak için su ve mineral almak için de yeterli alan açılmış olur. Tigercat 1075B gibi makinelerin kullanımıyla hem daha sağlıklı bitkiler yetiştirilebilirken hem de üretim süreci canlandırılabilir. Karara Robotics. Günümüzde robotlar duygulara sahip bir şekilde girebildiler demek yanlış olmaz. Peki ya içerisinde her şeyi kesebilen robotlar da var mı? Tabii ki de var. Doğru cevap Karara. Karara kesici bir robot olarak biliniyor. Şu anda da görmekte olduğunuz gibi Karara koca bir mermeri kolaylıkla kesebiliyor. Sanki bir elektrikli testereyle kar yığınını kesiyormuşsunuz gibi değil mi? Her şeyi kesebilen bir robot fikrinin biraz ürkütücü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak henüz korkutucu bir durum gerçekleşme ihtimali yok. Bunu düşünüp rahatlayabilir ve robotlar henüz dünyamızı tam anlamıyla istila etmemişken anın tadını çıkarabilirsiniz. Karara genellikle mermerlere güzel ve ilgi çekici şekiller verebilmek amacıyla sıklıkla tercih ediliyor. Robotun kesme mekanizmasında elmasla kaplanmış teller bulunuyor. Bu tellerle birlikte çeşitli materyallerin kesilme süreçleri daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hiç çaba harcamadan ortaya çıkan pürüzsüz sonucunsa muazzam olduğu ilk bakışta bile fark edilebiliyor. Oldukça havalı görünüyor, öyle değil mi? Kalashnikov Hoverbike. Bir Rus savunma şirketi uçan bir araç tasarladı ve geliştirdi. Üreticinin deneme amacı yaptığı şovda da görüldüğü gibi araç gerçekten de uçabiliyor. Kalashnikov tarafından yapılan bu karada ve havada gidebilen aracın havalanması konusunda ise devreye tasarımda bulunan 16 adet pervane takımı giriyor. Üstelik bu araçta yakıt kullanılmıyor. Hatta öyle ki tasarımda sadece bir batarya yer alıyor. Bu aracın geliştirilmiş bir gelecek versiyonunun ileride orduda bile kullanılabileceği konuşuluyor. Kalashnikov zaten şu ana kadar savunma sanayisi için ürettiği savaş araçları ve ekipmanlarla oldukça iyi tanınıyor. Ancak Kalashnikov'un ürettiği diğer ürünlere nazaran bu hava aracı daha az ürkütücü görünüyor. Truck Spade. Hepimizin bildiği üzere büyük ulusal projelerde özellikle de ağaçlı alanlarda büyük ağaçları korumak için oldukça zorlu bir süreç işlemesi gerekiyor. Bazı ağaçlar bu süreçte ne yazık ki kesiliyor. İşte tam da bu durumlar için en güzel çözümlerden bir tanesi Arborco tarafından tanıtılan Trax Spade. Bilmeyenleriniz varsa Arborco, Avustralya'nın en profesyonel ağaç bakım şirketlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Trax Spade, alışılmışın dışındaki hidrolik koluyla oldukça yenilikçi bir araç. Bu kolda 6 adet metal pedal bulunuyor. Bu sayede ağaç köklerine zarar vermeden titreşimle kazma işlemi uygulanabiliyor. Yeterli titreşim sağlandığında metal pedallara hidrolik baskı uygulanıyor ve ağaç sıkı bir şekilde kavranmış oluyor. Bu kritik sürecin atlatılmasından sonra ise Truck Spade ağacı taşımaya hazır bir hale geliyor. Taşınan ağaçsa başka bir bölgeye dikilmek üzere yola çıkıyor. Truck Spade'in kullanımıyla aynı zamanda park ve bahçe düzenlemelerinde ağaç dikimi de oldukça kolay bir hal alıyor. Truck Spade'in daha küçük yapılı bitkilerin taşınma ve dikilme süreci için başka versiyonları da bulunuyor. Bu aracın adı ise Bobcat Tree Spade. Bu aracın kullanılmasıyla ağaçların ve bitkilerin yerden sökülürken hasar görmeleri engellenmiş oluyor. Üstelik maliyet düşürülürken üstünde bir de ekstra zaman kalıyor. Özellikle Bobcat Tree Spade'in sahip olduğu keskin bıçaklar sayesinde kazma işlemi oldukça hızlı bir süreçte işliyor. Özel tasarım gövde yapısı sayesinde ise kazma işlemi esnasında aracın çok fazla hareket etmesine gerek kalmıyor bile. Bobcat Tree Spade bir joystick yardımıyla kontrol edilebiliyor. Truck Spade ve Bobcat karşılaştırıldığında ise Bobcat'i kullanmanın daha basit olduğu görülüyor. Bu tip araçların dayanıklılığı ise oldukça yüksek. Bu yüzden fidanlıklarda, golf sahalarında, parklarda ve yenileme sahalarında sıklıkla tercih ediliyorlar. Eskes Event Cleaning. Eskes Event Cleaning, organizasyonların ardından geride kalan atık maddeleri temizlemek için çalışmalar yürüten bir temizlik şirketi. Yıllar süren tecrübeler neticesinde ise bu şirket temizleme alanında yeni metotlar geliştirmeye başlamış. Eskes Event Cleaning şirketi oldukça yenilikçi fikirleri ve uygulamaları olan bir şirket. Bu iş için geliştirdikleri süper yenilikçi makinelerle büyük küçük fark etmeksizin tüm organizasyonlardan arta kalan atıkları en hızlı ve etkili şekilde temizleyebiliyorlar. Bu makineyi bir kamyon ve yüksek iç hacim kapasiteli bir elektrikli süpürgenin karışımı olarak düşünebiliriz. Makine oldukça hızlı bir temizlik süreci gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Öyle ki saatte ulaşabildiği maksimum hız 16 kilometre olarak ölçülüyor. Böylelikle de alanı temizleyebilmek için oldukça fazla zaman kalıyor. Makinenin hemen ön kısmında 2 adet vakum tüpü yer alıyor. Bu vakum tüpleri ise zemindeki her türden materyal ve atık maddeyi içine çekebiliyorlar. Yerde küçük tepecikler oluşturan atıklar bile saniyeler içerisinde bu tüpler yardımıyla makinenin içine gönderiliyor. Sadece arka bağlantı noktasını açmak yeterli. Zaten diğer süreçler otomatik olarak işlemeye başlıyor ve kullanıcı kabininden de kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Zemindeki atık maddelerin toplanmasının yanı sıra bu makine özellikle sonbaharda yerlere dökülen kurumuş yaprakların toplanması için de sıklıkla tercih ediliyor. Liebherr R. Bu uygun hale getirilmiş bir hidrolik sisteme sahip olan paletli ekskavatör, yüksek yeterlilik sağlayan D9-260E dizel bir motorla donatılmıştır. Delme işlemi esnasında aracın ulaşabildiği maksimum derinlik 6.25 metre olarak ölçülmektedir. Ulaşabildiği maksimum kazma yarıçapı ise park halinde 9.9 metre olarak ölçülmektedir. Çalışır durumdayken bu ekskavatör saatte yaklaşık 5 kilometre hıza kolaylıkla ulaşabilir ve yine bu esnada aracın toplam ağırlığı yaklaşık 33.9 tona kadar ulaşabilmektedir. Liebherr R944C genel olarak tüm hava koşullarında çalışabilmesi için tasarlanmıştır. -40 dereceden sıfırın üzerinde 65 dereceye kadar yüksek ısı değişimlerine kolaylıkla adapte olabilir. Liebherr R944C, objelerin veya binaların parçalandığı alanlarda genellikle yükleme ve boşaltma işlemlerinde sıklıkla tercih edilen bir modeldir. Üretici firma, bu modeli satın almayı düşünen alıcılar için birçok farklı eklenebilir ekipman ve değiştirilebilir şasi tasarımları piyasaya sürmüştür. Bu nedenle Liebherr R944C pek çok farklı operasyon ve çalışma sahasına kolaylıkla adapte edilebilir. Modelden modele artmış olan sağlamlığı sayesinde bu araçta kayalar arasında hatta diğer ağır materyallerle bile çalışmalar yapılmaktadır. Multipack C14. Multipack C14 isimli bu paketleme aracı Artisan şirketi tarafından tasarlandı ve geliştirildi. İyi ki de geliştirildi çünkü Multipack C14 sayesinde çalışma sahasında harcanan para ve kullanılan zamandan da eşit şekilde tasarruf edilebiliyor. Multipack C14'ün kullanıcısına her anlamda fayda sağladıysa su götürmez bir gerçek. Bu makinenin tasarımındaysa geliştirilmiş bir yönetim sistemi bulunuyor. Bu sayede Multipack C14 paketleme alanında kullanıcıya kesintisiz ve verimli bir çalışma süreci vaat ediyor. Tasarım özellikleri sayesinde ise bu makineyi idare edebilmek oldukça kolay. Tek bir operatör tüm makineyi yardım gerekmeden kullanabiliyor. Mekaniği ve çalışma prensibi öylesine basit ki makineyi ilk kullanışta çözebilmek ve tüm fonksiyonlarına hakim olmak mümkün. Multipack C14'te kullanıcının kabin içerisindeki konforu düşünüldüğü gibi dışarıyı net bir şekilde görebilmesi için de gerekenler düşünülmüş. Böylelikle tek bir operatör dışarıyı da oldukça rahat görebildiği için tüm sürecin üstesinden tek başına gelebiliyor. Multipack C14'ün sağladığı faydalarsa bir hayli fazla. Mesela sık sık düzeltme yapmak gerekmiyor. Üstelik makine kullanıcısına daha fazla iş ve zaman tasarrufunu da garanti ediyor. Umarız ki bir gün hepiniz bu gibi araçlara bir kez olsun binebilirsiniz. En çok hangi makineyi ilgi çekici ve kullanışlı buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.